Ben sadece burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bayanlarda bir sıkıntı oluyor. Saçlarını yaptırıyorlar hanımefendiler. Şimdi sigara kullanan insanlar var burada. Kendilerinin saçlarını yaptırdıkları için bir erkek için bir problem olmuyor. Bir yağmurlu Almanya'nın havasını biliyoruz. Yağmuru, karı eksik olmadığı için. Orada insanların bizden çok istedikleri bir şey vardı. Bizim bir kötü bir terasımız vardı diyelim. Onu biz daha çok güzel bir şekilde haline getirmeye çalıştık burada biz onu. Ki nitekim daha şu an hala tamirde. Elimizden geldiği kadar daha güzel yapmaya çalıştık. Ama bu insanların istekleri doğrultusunda olan bir şey. Bayanları tuvaletlerde sigara içerler, öbürleri içmeyenler rahatsız oluyorlar. Artı aşağı iniyorlar, kapı önlerine iniyorlar. Yağmurdan saçları bozuluyor. İnsanlar düşünebiliyor musunuz? Yani çok güzel kıyafetler oluyor, saçlarını gidiyor, yaptırıyorlar. Yani o sadece biz o açıdan, yani insanların istekleri ve arzuları doğrultusunda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yoksa yani sigara içmelerine kimsenin şeyine karışmaz ama tabii umarız ki burada dumansız bir hava olsa, dumansız bir hava sahası bizim için, hepimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çok çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle içeriz zaten, kesinlikle ve kesinlikle yasak. Biz bir de şunu da ben belirtmek istiyorum. Biz lüks düğün salonu olaraktan kesinlikle ve kesinlikle Türkler haricinde başka kimselerle çalışmıyoruz. Onu da ben bunu belirti olaraktan söyleyeyim. Olabildiği kadar kendi insanımızdan aza kanat getirerekten güzel işler yapalım istiyoruz. Olabildiği kadar da yani fazla parada fazla bir gelirde gözümüz olmadığı için fiyatlarımızı piyasaya göre ortalama 1500-2000 euro aşağıda tutuyoruz. Ya bu nitekim ben insanlar geldiği zaman bunu söylüyorum insanlara. Bakın diyorum, bize getirdikleri fiyat listeleriyle başka yerlerden getirdikleri fiyat listelerinin 2000 euro arada diyorum fark var. 2000 euroya insanların kendi evlerini düzme şansları olduğunu ben söylüyorum. Yani bunu bir defa üstüne basarak söyleyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle kaliteden hiçbir ödün vermeden yapıyoruz biz bunu. Kendi yediğimiz, yemediğimiz, yani kesinlikle ve kesinlikle yemediğimiz hiçbir şey buraya değil, yediklerimizi biz buraya. Nasıl bir çocuğumuz, ailemiz geldiği zaman niye misafirler burada yiyorlarsa aynısını biz buraya getirip burada onlarla beraber onu yiyoruz biz de burada. Çok güzel. Vallahi Hüseyin'im, gerçekten çok güzel konuşuyorsun güzel kardeşim. Güzel de aydınlatıyorsun, güzel de söylüyorsun. Seyircilerimiz de dinliyor burada. Zaten de öyle olması gerekiyor. Yani buraya gelen aileler olsun, misafirler olsun, davetliler olsun, müşteri olsun. Bunlar her zaman için veli nimettir. Bunları nasıl evde karşılıyorsak aynı şekilde burada karşıladığınızı ben bizzat birebir ben şahidim, ben biliyorum. Ben sadece sizden, sadece açık ve net söyleyeyim, ben hayatta sevmem öyle şeyleri. Sizden röportaj yaptığım için değil veya reklam yaptığımız için değil. Ben her zaman için şunu tanırlar, Nuri Köşker'i çok iyi tanıyorsunuz. Ben doğru olan şeylerin reklamını yaparım. Yanlış insanların reklamını yapmam ben. Yanlış insanların reklamını yaptığım zaman ben yanlışın o zaman nerede olduğunu anlamam gerekiyor. O yüzden de doğru adamlarla çalışmak, doğru şeyleri yapmak. Sizler de çok doğru yapıyorsunuz. Gerçekten yolunuz açık olsun diyorum. Son olarak yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son duygularınızı alalım. Buradan yakınlarına ve müşterilerinize, misafirlere neler söylemek istersin? Serkan kardeşim. Öncelikle kameraya bakarak, kamera senin. yakınlarımı öpüyorum. Kimler var mesela yakınlarda? Burada amcam var. Türkiye'de bütün herkes orada. Anne baba. Anne babam burada. Geri kalan herkes Türkiye'de. Selam söyle buradan. Senin kamera. Herkese çok çok selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Eyvallah kardeşim, teşekkürler ediyorum. Evet Hüseyin'ciğim, senin de son duygularını alacağım. Yalnız bir şey daha unuttum ben. Unutmadan önce şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Abi ben imkan olaraktan şu an bizim ikinci büyük bir salon açma imkanımız Allah'a şükürler olsun var maddi olaraktan. Ama kesinlikle ve kesinlikle ilk başta bir lüksün oturması lazım. İnsanlara ilk baştaki bir yere geldikleri zaman oradaki o güzel hizmeti verelim ki insanların şu an az bir talepleri var. Bize hep büyük salon soruyorlar şu an. Yani elimizden geldiği kadar insanları biz burada kırmayacağız. Güzel bir yerde büyük bir salon düşünüyoruz. O olduğu takdirde Allah nasip ederse daha güzel yerlerde olacağız diye düşünüyorum ben. İnşallah, inşallah güzel kardeşim. Artı bir konuya da ben değinmek istiyorum. Tabii. Bizim salonumuzun şöyle bir özelliği olduğunu ben düşünüyorum Berlin çapında. Kesinlikle burada alkol satmadığımızı, barımıza dahil bulundurmadığımızı bunu belirtmek istiyorum. Yani bunu müşterilerimizin bilmesini istiyorum. Ha şimdi müşterimiz getirmek istiyorsa ona da getirme de demiyoruz yani. Tabii. İsteyen getirebilir. Artı gelen yemeklerde özellikle etlerimizde bunun da %100 helal kesim olduğunu da belirtmek isterim yani. Bu müşterilerimiz tarafından sürekli sorulduğu için o soruya da cevap vermek isterim burada tabii ki. Eyvallah. Ben Eyvallah kardeşim. Konuya girmek istiyorum Nur abi. Ne demek? Kulakları şınlasın. Hüseyin amcamız vardı bir tane burada. Kendisi Hacı Bektaşlıydı kendisi. Geldi buraya. Ben herkesin dinine, herkesin ben
görüşüne saygılı bir insanım. Ben bunu amcamıza belirttim. Benim bundaki belirtme nedenim, biz Haldeki artık etlerle çalışmıyoruz Nur abi. Bizim kesinlikle kesinlikle biz buna çok dikkat ediyoruz. Artık ne kadarsın kesersin, ne kadarını koyarsın onu sen bilmiyorum. Onu sen daha ben kesmem. Ben doğru olan şeylere konuşurum. Evet. Doğru olan şeyleri de yani montajda diyorsunuz. Montajda ben kolay kolay bir şey kesmem. Sadece hatalı konuşurken böyle hani yanlış kelime, yanlış anlamı şu anlamda yani. Hani tam sohbet esnasında ne bileyim duvar demedim de uvar dedim. Evet. Yani onları keserim. Evet. Yani şu anda biliyor seyircilerimiz evet. Bizi biliyor. Yani Gaziantep Olay TV gerçekten yani kendi eviniz gibi. Bura nasılsa bizim evimiz gibiyse orası da bizim evimiz gibi. Rahatlıkla konuşabiliyoruz, sohbetimiz diye bir her şeyimizi paylaşıyoruz biz Gaziantep Olay TV'nin. Yok ben sadece ben bunu açmak istedim ben arkadaşımın söylediğini. Amcam bana dedi ki ya dedi siz dedi işte dedi madem böyle çalışıyorsunuz dedi biz içki getir. Biz içi getirene getirmeyin demiyoruz. Biz dedik sadece kendi prensiplerimize göre biz kendimiz kullanmadığımız için satmıyoruz. Evet. Ama getirene de getirmeyin demiyoruz. Nitekim bugünkü düğünümüzdeki olduğu gibi arkadaşlarımız getirecekler. Amcam bana dedi ki siz dedi ya dedi sarıklılardan mısınız dedi. Böyle bir şey söyledi bana. Ben de kendisine dedim ki amca dedim bakın dedim. Benim sadece buradaki söylemek istediğim şey kesinlikle ve kesinlikle biz burada 2 liralık 3 liralık et kullanmıyoruz. İnsan bu çok önemli bir şey. Benim açımdan çok önemli. Bizim kilosuna verdiğimiz para 6,90 euro. Gelsin de reşonlarını gösteririm ben. Yani biz burada dışarıya göre belki başka arkadaşlarımıza göre ortalama biz yemeğimize kişi başına diyebilirim ki yani bir toplam diyelim ki 300 kişilik düğünde ortalama biz bir 500 euro falan fazla para veriyoruz. Bir de garsonlarımıza söylediklerimiz şeylerden bir tanesi şu. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar biz boş bir şey görmek istemiyoruz masaların üzerinde. İnsanlar geliyorlar, buranın parasını, bedelini ödüyorlar. O bedelin karşılığını almak zorundalar. Evet. Ki nitekim gören insanlar da bizi tekrardan tercih etsinler diyerekten elimizden geldiği kadar bunu başarmaya çalışıyoruz. Ki nitekim de başarıyorsak ne mutlu bize. Siz bunu çok iyi yapıyorsunuz. Bu işi dürüstçe, efendice çok güzel yapıyorsunuz kardeşlerim. Yolunuz açık olsun gerçekten. Son olarak Hüseyin'im. Yakınlarına, tanıdıklara, akrabalara, kanal senin, kamera senin ne söylemek istersin? Bütün sevdiklerimin hepsine selamlar, saygılar. Düğün salonu tutacakları zaman insanlara lüksü görmeden karar vermelerini istemiyorum. Kesinlikle lüksü görsünler, ondan sonra kararlarını versinler. Yanlış yapmayacakları kesindir bence. Eyvallah kardeşim. Senin de son duygularını alayım. Son duygularım. Ben de aynı kardeşim gibi görmeden karar vermemelerini tavsiye ediyorum. Kendilerine. Ve yakınlarına da bir daha selam söyle buradan. Bir daha mı söyleyelim? Aha. Bütün yakınlarımın, büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Ve ben de efendim hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel şeylerde, daha büyük yerlerde sizleri görmek istiyorum. Büyük işlerde imza atacağınızda eminim kardeşim. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler. Efendim, kardeşlerimizin de söylediği gibi Lüks Event Center efendim hizmetlerini sizlerle paylaştık. Lüks Event Center'da yapılan hizmetleri sizlerle paylaştık. Fiyatları olsun bütün A'dan Z'ye çekediniz alıp geliyorsunuz. Bütün hizmetleri bu güzel kardeşlerim yapıyor. Lüks Event Center'ı görmeden karar vermeyin diyorum. Gelin bir sorun, soruşturun, arayın, araştırın. Lüks Event Center'ı görüyorsunuz. Ondan sonra düğününüz için karar veriyorsunuz efendim. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
kime gidersin?